Bloomberg HT ekranlarından herkese merhaba. Ben Emre Özpeynirci. Her hafta salı günü saat 1'de otomotiv ekonomisi programıyla karşınızdayım. Ekonominin lokomotifi otomotiv sektörünü konunun uzmanları ve yetkililerle konuşacağız. Bu hafta konuğumuz Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre selamlar. Şimdi öncelikli olarak da bir pandemi sürecini değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü baktığımız zaman bu zor sürece kurlardaki ve ÖTV'deki artışlara rağmen biz Avrupa'dan biraz pozitif ayrıştık. Satışlarda rekor kırıyoruz. Premium segmentte durum nasıl? Çünkü orada ÖTV'nin artışlarının etkisi daha fazla hissedildi. Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani nasıl gidiyor? Pandemi? Tabii yani öncelikle şu pandemi dönemi diyelim ama zaten pandemi dönemin içindeyiz. Evet. Yani birinci dalgadan sonra şu anda ikinci dalgada güçlü bir şekilde kendini hissettirmeye başladı tüm dünyada. Biliyorsunuz pandeminin getirdiği bazı ana trendler oldu. Bunlardan bir tanesi toplu taşıma araçlarından daha bireysel seyahatlere dönüş. Bir diğeri de paylaşım ekonomisinden gene araç sahipliğine dönüş vardı. Ve bu baktığınız zaman tabii ki bir talep artışını getirdi. Fakat Türkiye'nin Avrupa'dan ayrışması veya dünyanın geri kalanından ayrışmasının arkasında biraz daha gerilere gidip bakmamız lazım. Şimdi 2017-2016 yılı toplam binek araç pazarı 750 bin adetti. 2017 yılında 722 binler gibi oldu ki yaklaşık aynı seviyelerde. Daha sonra 2018 yılında 486 bine düştü bu ekonomik krizin etkileriyle ve 2019 yılında 387 bine düştü. Yani 2 yıl gibi bir sürede neredeyse 1 yıllık bir talep ertelenmiş oldu. Evet. Bu ertelenmiş talebin tabii ki ekonomik göstergelerde 2019 sonu itibariyle iyileşmeler de başlayınca ertelenmiş talebini biz 2019 sonu itibariyle görmeye başladık aslında son çeyreği hatırlarsınız siz de. Ve 2020 yılında da talep güçlü olarak başladı. Pandemi döneminde ister istemez bazı üretim tesislerinin durmasıyla beraber ki yani bizim bütün üretim bizim markalarımızın hepsinin üretim tesisleri neredeyse 2-2,5 ay kadar durdu. Araçlarda bir tedarikte bir sıkıntı yaşandı. Lojistikte bir sıkıntı yaşandı pandemiden dolayı. Ama bununla beraber de Haziran ayı ile beraber Haziran, Temmuz, Ağustos gibi araçların gelmesiyle o talep karşılanmaya başladı. Yani ötelenen talep bir şekilde harekete geçti Haziran. Ötelenen talep bir şekilde harekete geçti. Bu yıl sonunu da aslında halen daha biz talebin güçlü bir şekilde devam ederek bu yılı 650 binler seviyesinde bir ona geleceğim sonuçta. Binek araç olarak düşünüyoruz. Eylül-Ekim aylarında bir rekor var. Ama baktığımız zaman geçen hafta işte bir kurlarda yeniden dalgalanma yaşandı falan. Yani o bağlamda yıl sonu değerlendirmesi yani planlama nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii o bağlamda baktığımızda özellikle kurlardaki dalgalanmanın ötesinde faizlerin artışı çok bizim sektörümüzde önem kazanıyor. Otomotiv talebinde otomobil kredi faizlerinin maliyeti arttığı anda fiyat artışından çok daha fazla etkisi oluyor. Bu bağlamda baktığım zaman ben bu dönemde, yılın da sonuna geldiğimiz bu dönemde özellikle hani biz en azından kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Özellikle destekli finans kampanyaları, araç sahipliğini daha kolaylaştırabilmek için faiz kampanyaları gibi yollara başvuruyoruz. Yani mesela ÖTV indiriminden çok bu noktada faiz indirimleri daha etkili değil mi sektör için? Yani bu noktada siz de satışların bir şekilde devam etmesi için kendi kampanyalarınızı mı devreye sokuyorsunuz? Onu mu anlıyorum? Aynı şekilde biz kendi kampanyalarımızı devreye sokuyoruz. Anlaşmalı olduğumuz bankalarla kredi faiz kampanyaları yapıyoruz. Özellikle geçen cuma günü, cuma akşamı yayınladık bunları. Birçok modelimizde çok güçlü kredi kampanyalarına gittik. Hı hı. Tüm müşterilerimiz, tüketiciler, bayilerimizden veya online sitelerimizden detaylarını öğrenebiliriz. Kıyaslamak açısından söylüyorum. Şu andaki piyasa faizlerinin ne kadar altında? Yani ya şöyle şu anda %1,5'lar dersek eğer. Mesela bir örnek vereyim. 3 serisi araçlarımız için 300 bin TL, 18 ay, 0,69 aylık faizli kredilerimiz var. Tabii bunlar biz müşterilerimize esnek krediler sunuyoruz. Yani bunu daha düşük miktarda kullanıp faizi de aşağı da çekebilir. Daha yüksek miktarda kullanıp faizi biraz yukarıya da çekebilir. Ama bizim verdiğimiz destek
0, ama tüketicinin önceliği sonuçta düşük faizde otomobil almak yönünde. Yani eğer faizler düşükse tabii otomobil ki almayı tabii tercih ki ediyor. Peki bu noktada aslında sektör yetkililerine sorulması gereken en zor soru şu dönemde önümüzdeki yıla ilişkin öngörüler. Yani çünkü hakikaten planlama yapmak, ODD başkanı da söylemişti bir falcı gibi olduk diye. 2021 yılına ilişkin hem toplam pazar hem premium öngörüleriniz ve planlamanız ne yönde? Şimdi 2020 yılı biraz evvel de bahsettim. Hani bu gidişle 650 bin adetlik bir toplam otomobilden bahsediyoruz. Otomobil pazarı talebiyle bitecek gibi gözüküyor. Zaten artık yılın sonuna da geldik. Bu noktadan sonra çok aşırı değişiklikler olacağını düşünmüyorum. 2021 yılına temkinli iyimserlikle bakıyoruz. Temkinli, niye temkinli? Pandeminin ikinci dalgasının başlarında gibiyiz. Pandeminin neler getireceğini bilmiyoruz. Çok büyük belirsizlikler var. Birçok Avrupa ülkesinde kapanmalar, kısıtlamalar tekrar gündeme geldi. Bizim ülkemizde de belli başlı kısıtlamalar gündeme geldi ama Avrupa ekonomisine göre çok daha güçlü gidiyor. Biz şu anda Ekim-Kasım gibi Avrupa pazarında otomotiv satışlarında ciddi küçülmeler görmeye başladık. Hatırlarsınız o Nisan-Mayıs döneminde bir anda çok hızlı küçülmüştü. Sonra tekrardan toparlanmalar başladı Avrupa'da. Fakat gene Ekim-Kasım ayları itibariyle tekrardan bir talepte gerileme görüyoruz. Pandeminin etkisi Avrupa'da çok net, hızlı bir şekilde görülebiliyor. 2021 yılında biz neler yaşayacağız? O yüzden bunları kestirmek çok zor. Evet, aşı haberleri bir umut veriyor. Fakat aşının ne kadar süre içinde hazır olacağı, hangi ülkelere hangi süreç içinde dağıtılacağı daha çok belirsiz olduğundan önümüzdeki dönemde yani 2021 yılında tam olarak ne noktalara geliriz diye bir şey de bulunamıyoruz. Yani ODD başkanımızın da söylediği gibi biraz falcılık gibi olmaya başladı bu iş. Diğer taraftan şöyle bazı düşünce ve çekincelerimiz de var. 2020 yılının talebinin bir kısmının ertelenmiş, bir kısmının ise öncelenmiş bir talep olup olmadığı da soru işareti. Yani 2021 yılının talebinin bir kısmı acaba 2020 öne yılında çekildi, da öne çekildi mi? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki birkaç ay içinde, belki 3-5 ay içinde görebileceğimiz, anlayabileceğimiz bir durum diye düşünüyorum. Ama sonuçta baktığımız zaman otomotiv, yani otomobil şu anda ve son 2-3 aydan beri bir yatırım aracı olarak da görülmeye başlandı. Yani kurlar arttığı noktada insanlar birazcık da yatırım aracı olarak kullanmaya başladılar. Bunun da pazarı önümüzdeki döneme ilişkin bir farklı beklentiye sokma ihtimali var mı? Sonuçta o bakımdan bakıldığında çünkü kurlar artmaya devam ediyor baktığımız zaman. Ya, tabii yani Türkiye'de otomobil çok uzun süredir bir yatırım aracı olarak gözüküyor zaten biliyorsunuz. Ve ben bunun çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Otomobil Türkiye'de değerli bir şey ve yatırım aracı olarak da önemli. Bu dönemde faizlerin artması yatırımcı gözüyle baktığı zaman kişilerin acaba mevduat tarafına mı kayayım yoksa işte gayrimenkul veya bir otomobil tarafına mı kayayım, yatırımlarımı yapayım diye düşüncelere yöneltebilir. Bizim o yüzden özellikle bu dönemde kredi faiz destek kampanyalarına yönelmemizin ana sebeplerinden bir tanesi de budur. Evet. Peki baktığımız zaman otomotiv sektörünün şu anda en büyük, demin de bahsettiniz siz, en büyük sıkıntısı, en büyük endişesi tedarik sıkıntısı. Çünkü ana ve yan sanayi pandemiden dolayı ciddi sıkıntılar çekmeye başladı. Bir de sonuçta global bir endüstri olduğu için bir parça gelmediği zaman otomobil banttan inemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden kapanmalar olabilir mi? Fabrikalarda kapanmalar. Siz yurt dışı merkezlerle konuşuyorsunuz. Onlar nasıl görüyor önümüzdeki dönemi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatırlar mısın? Nisan ayındaydı galiba. Beraber bir gene söyleşi yapıyorduk böyle. Ocak ayında ilk defa Çin'den bilgiler gelmeye başladığında biz acaba yedek parça tarafında problem olur mu diye bu bilgileri incelemeye aldık ve sürekli takip etmeye başladık. O dönemde biz kendi tedarikçilerimizle, kendi markalarımızla konuştuğumuz zamanda dahi onlar bile fabrikaların kapanacağını, kapanabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Evet. Hatırlıyorum. Yani bu sadece bizim için değil, tüm dünya için belirsiz ve ilk defa yaşanan bir krizdi.
Şu anda daha tecrübeliyiz. Yani şu anda o tedarik zinciri kırılmasın diye tabii ki bütün eminim dünyadaki üreticiler, sadece otomobil değil, bütün üreticiler o tedarik zinciri kırılmasın diye büyük gayret gösteriyor. Ama belli bir noktada limanlardaki yavaşlamalar, bazı üretim tesislerindeki iş gücü kayıpları, kapasite kullanımlarının düşmesi buna yol açabilir. Otomotiv üretiminde, siz de çok iyi biliyorsunuz, otomotiv üretiminde birçok parça var. Ama bir parça eksik olursa o otomobil banttan çıkamıyor. Çıkamıyor, evet. O yüzden risklerimiz büyük. Yani tüm dünyada belki bu sefer tamamen her fabrikanın kapatılması söz konusu olmayabilir ama belli başlı yerlerde tedarik zincirinin kırılmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu ise tedarikteki bir arz talep dengesine gene negatif yönde etkisi olabilir. Bir de sonuçta bu tip durumlarda tabii fabrikalarda üretim devam etse de sosyal mesafelerden dolayı ve maliyetlerde bir artış söz konusu oluyor. Önümüzdeki süreçte bunun fiyatlara yansıması söz konusu olabilir mi, yani maliyet artışının? Çünkü daha önce de OSD Başkanı Haydar Yenigün benzer bir şey söylemişti. Yani maliyetler artıyor çünkü bir şekilde 10 araba banttan inerken 5'e indi bu süreç sosyal mesafeden dolayı. Şimdi şöyle, ben tabii bu soruya ancak kendi eski tecrübelerime cevap verebilirim. Ben çok eski sanayi tarafından geldiğim için, kendim üretim tarafından. Bu tarz dönemler geçici dönemlerdir. Yani bu tarz için hani bir otomobil gibi bir ürünün hani geçici süre maliyeti arttı sonra düştü. Çok fazla tedarikçilerin, üreticilerin tercih edeceği bir şey olmayacaktır. Mecbur kalmadıklarca olmayacaklardır diye düşünüyorum. Ama bu dönemde maliyetlerin arttığı da bir gerçek. Çünkü hani ben hatırlıyorum, ilk Mayıs ayında bizim fabrikalar Almanya'da üretime geçtiğinde neredeyse %50 kapasiteyle üretim yapıyorlardı. Aynen öyle. Tek vardiya çalışıyorlardı. Yavaş yavaş tekrardan o noktaya geldiler. Şimdi pandemiden dolayı, ikinci dalgadan dolayı belki kapanmayacak ama belki tekrardan seyrelme yoluna gidilecek ve kapasiteler düşük olacak. Mutlaka maliyetler etkisi olacaktır. Ama bunun fiyatlara yansıyacağını çok fazla düşünmüyorum. Yani biraz evet, burada taşın altına elini sokuyor firmalar gibi gözüküyor yani, ama tabii zararlar da ortada. Yani Volkswagen grubu mesela haftada işte 1-2 milyar euroluk bir kayıptan bahsediyordu. Evet. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman pandemi süreci aslında başka bir geçiş içinde kolaylık sağladığı gibi. Yani otomotiv sektörü, otomotiv endüstrisi yeni bir çağa gidiyor, elektrikli otomobiller ve bu dönemde de Avrupa'da özellikle çok ciddi yatırım yapmaya başladılar ve peyderpey de elektrikli modeller piyasaya sunuluyor. Bu konuda siz yani gelecek gerçekten elektrikli ve hibrit otomobillerde mi olacak? Yani o konudaki görüşünüzü merak ediyorum açıkçası. Yani ben beni biliyorsunuz 3 senedir zaten elektrikli otomobillerle ilgili, özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerle ilgili Türkiye'de ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Baktığınız zaman elektrikli otomobiller tabii ki şu anda bu kadar fazla yeni modeller olması, yeni yatırım yapılması, bir yandan emisyonların düşürülmesi, karbondioksit salımlarının düşürülmesi, yani çevreci teknolojilerin daha fazla tüketiciye sunulması anlamında çok önem kazanmaya başladı. Yani hiç şüphe yok ki otomotiv dünyasının geleceğinde alternatif motor seçeneklerinin hibrit veya elektrikli olarak çok büyük bir etkisi olacak. Yani birebir tabii ki o bitecek, bu başlayacak demek olmaz ama elektrikli ve hibrit araçların önümüzdeki dönemde, elektrik motorlu diyeyim ve hibrit araçların önümüzdeki dönemde giderek artacağını görebiliyoruz. Yani yapılan yatırımlardan, yeni lanse edilen ürünlerden, araçlardan. Biliyorsunuz BMW, bizim temsil ettiğimiz markalarımızdan bir tanesi BMW'nin 2025 yılına kadar 23 yeni elektrikli model çıkaracağını, elektrikli artı plug-in hybrid olarak, hibrit olarak açıkladı. Bunun gibi birçok markanın açıkladığı bilgiler de var. Hepimiz bunları görüyoruz ve okuyoruz. Ben elektrikli otomobillerin 2021'den itibaren Türkiye'de de çok büyük ivme kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye gelmeden önce ben şunu merak ediyorum. Tabii elektrikli otomobiller bir taraftan, özellikle Avrupa özelinde
hızla gelişiyor ve hızla yeni modeller piyasaya çıkıyor. Ama bir de diğer taraftan dünya gerçeği var. Tüm dünyada da farklı bir noktada. Yani bir şekilde sizin temsil ettiğiniz markalar dizel ve benzinli içten yanmalı motorlara devam edecekler mi önümüzdeki süreçte? Yoksa diğer bazı markalar olduğu gibi o içten yanmalıları yavaş yavaş bitiriyorlar mı? Çünkü yasaklar da başlıyor Avrupa'da. Özellikle bazı büyük şehirlerde. Doğru. Bizim şu anda temsil ettiğimiz markalarda herhangi bir şekilde içten yanmalı motorları bitireceklerine dair yani net bir açıklama yok. Net bir açıklama yok. Ama elektrikli ve hibrit araçlarda büyüme yönünde açıklamalar var. Bazı markalar bunu daha net açıkladı. Biz de basından takip ediyoruz. Ama bizim markalarımızda böyle bir açıklama, net bir açıklama yok. Yani para kazanmak için hala içten yanmalıya bir şekilde belki devam edeceklerdir diye düşünüyorum ben. Şöyle çünkü bakarsanız tabii dünyadaki otomobil, binek oto ve hafif ticariyle beraber toplam 70 milyonları buluyor. Evet. Yani bu kadar otomobilin, bu kadar aracın aynı anda veya önümüzdeki 10 sene içinde bile olsa elektrikli ve hibrite dönüşümü çok zor. Altyapısal olarak veya üretimsel olarak. Doğru. Veya pil kapasitesi veya işte o pilin içinde kullanılan madenler olarak baktığınız zaman orada da bir kısıt var. Ama şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman da Türkiye'de birçok marka, hatta %90'ını diyebiliriz, biraz uzak duruyor. Yani baktığımız zaman biraz altyapıyı bahane ediyor. Biraz belki işte yerli otomobili bekliyor 2022 sonunda. Onun durumuna göre geçecek ama siz Borusan Otomotiv olarak, grup olarak en başından beri markalarınız Avrupa'da ne piyasaya sunduysa Türkiye'ye aynı paralelde getirdiniz. Burada sizin farklı düşünmenizi iten sebep neydi? Yani burada Türkiye'deki elektrikli otomobil geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu bir tabii vizyon olarak biz elektrikli otomobili öncelikli hedeflerimizin içine koyduk. Dediğim gibi hibrit ve elektrikli otoların gelecekte pazar payının artacağını, hızlı artacağını düşünüyoruz. Ve biz buraya sadece modellerimizle yatırım yapmadık. Organizasyon olarak yatırım yaptık. Önemli oldu. Bizim her markamızın elektrikli araçlardan sorumlu bir yöneticisi var. Yani kendi içinde bir elektrik. Şu anda bu sistemi kurdunuz. İki senedir kurduk. İki sene evvel kurduk. Jaguar Land Rover tarafımızda da, BMW Mini tarafında da elektrikli araçlardan, hibrit ve elektrikli araçlardan sorumlu yöneticilerimiz var. Yani bir organizasyon oluşturduk. Bunun tabii sadece ticari veya pazarlama tarafı değil. Yani teknik altyapısı, eğitim tarafı, satış sonrası hizmetleri tarafıyla beraber bir elektrikli araç yönetim ekibi kurduk. Bu konuda bir öncü oluyorsunuz. Bu bizim için çok önemliydi. Bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi ne kadar odağınıza alırsanız o kadar daha iyi anlayıp o kadar daha iyi geliştirebiliyorsunuz. Sağ olsunlar markalarımız da bu konuda bizi çok destekliyorlar. Ve hem model olarak hem de teknik altyapı olarak. Ve önümüzdeki yıl, ben tabii önümüzdeki yıla baktığım zaman beni çok heyecanlandırıyor önümüzdeki yıl. Zira bizim biliyorsunuz i3'ümüz vardı. Daha sonra i8'imiz vardı BMW tarafında. 2014-2015 yıllarında başladık. 2018 yılında Jaguar I-Pace'imiz geldi. Tamamen elektrikli 400 kilometre menzilli premium SUV'miz. Daha sonra bu sene mini elektrik aracımızı getirdik. Çok büyük heyecan yarattı piyasada. Gerçekten onun menzili kaçtı? 300. O da yaklaşık 200-220 kilometre kadar bir menzili var. Fakat bu 200-220 kulağa düşük gelmesin. Ben mesela bir hafta mini elektrik kullandım kendim. Neredeyse 5 gün boyunca hiç şarj etmedim. Şehir yani içinde değil. Şehir içinde. Yani şehir içinde. Zaten mini, üç kapılı bir mini uzun yoldan daha ziyade şehirde çok keyifli. Ve şehirde çok verimli kullanılıyor. Ve çok daha tabii ki ekonomik baktığınız zaman. Diğer taraftan şimdi önümüzdeki yıl. Evet, o önemli. Çok iyi biliyorsunuz ki iX3'ümüz gelecek. Mart ayında inşallah iX3'lerimizi, elektrikli X3 modelimizi piyasaya süreceğiz. Yani Avrupa ile paralel herhalde satışa sunacak. Yani yakın. Hemen hemen 1-2 ay içinde Avrupa ile paralel diyebiliriz. 2021'in önümüzdeki yılın son çeyreğinde iX modelimiz
zi piyasaya sunacağız. Bunu dünya ile paralel bir şekilde yapacağız. Çok önemli. O onun geçenlerde bir lansmanı vardı. Siz de katıldınız evet. diye hatırlıyorum. Gerçekten X5 modelimiz bizim o segmentteki SUV segmentindeki boşluğumuz 2 yıldır. Çünkü Amerika'dan getiremiyoruz. Amerikan vergisiyle üzerine %60 eklendiği için. Ve bundan dolayı o segmentteki boşluğumuzu dolduracak çok harika bir araç. Evet. Yani sonuçta önümüzdeki yıla ilişkin önemli sürprizler var. Son olarak bir de ikinci elle ilgili durum nedir? Özellikle premium tarafında. Orada siz hem kendi bünyenizde hem de bayiler nezdinde denetimler de yapıyorsunuz. Çok da fazla şişmeler olmamasını istiyorsunuz gibi. Son cümlenizi alırsam. Tabii ikinci elde aslında baktığınız zaman ikinci el, Türkiye'de ikinci el araç ticaretinin kurumsallaşması ve şeffaflaşması bizim için çok önemli. Yeni çıkarılan kanun ve uygulama esaslarıyla da bu 3 aşağı 5 yukarı artık bir yoluna girdi gibi gözüküyor. Biz özellikle ne yapıyoruz? Biz ikinci el piyasasının şu anda fiyatlarda bir şişiklik olduğunu evet. herkes söylüyor. Bunun aslında arz taleple tamamen alakası var. Arz talep dengeye geldiği noktada bu da gidecektir diye düşünüyorum. Peki. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, bir otomotiv ekonomisi programının daha sonuna geldik. Haftaya yine salı günü aynı saatte karşınızda olacağım. Teşekkür ediyorum.